bazen tıp okuyan falan öğrencilerim oluyor. Yani öğrencilerin içinde geliyor. İşte hocam bir şey soracağım. Şöyle. Tabii öyle. Asıl ben sana bir şey soracağım. Yılmaz'ın dediği gibi hani yeter ki o bizim güzel gülüşlerimiz, kahkahalarımız eksik olmasın. Ersoy bu arada benim. Ersoy karakteri gibi dizisinde. Kafa TV Dert Dinleme Servisinde bugün sevgili Ahmet Kürşat Öcalan ve ben sevgili Kıvanç Kılınç dertlerinizi dinleyip onlara derman olmak niyetindeyiz efendim. İkka'nın, tam Tenekeci oğlunun babası kim? O muhteşem ağır çekimdeki bazı şeylerin yanması gerekiyor İkkan sahnesinde yanan mektupta neler yazıyordu? Bunlar bana dert oldu demiş Adriana Lima. O da gibi seyrediyor. Evet, yani bunu herhalde arkadaşlar çevirdiler Portekizce'den. Evet, Adriana Lima olduğu için artık cevap vermemiz gerekiyor bence bu soruya. Çok geliyordu bu soru ama Adriana Lima'dan sonra bence cevap verilmesi gerekiyor. Veriliyor ama işte hep aynı cevabı veriyorum ben bu soruya. Sana, sen ne veriyorsun bilmiyorum. Evet. Sana da soruyorlardır çünkü bunu sık sık. Evet, senin cevabın ne? Ben bu Hollywood klişesi vardır ya aksiyon filmlerinde falan. Hani sana bu bilgiyi veririm ama seni öldürmek zorunda kalırım. Bununla ağlayla hayatımda devam edemezsin durumum var. O yüzden söyleyemiyorum. Hakikaten söylersem taş üstünde taş kalmaz çünkü memlekette. Evet, zira Yılmaz da zaten Gibi dizisinde İkkan'a aynılarını söylüyordu. Ben de açıkçası bilmiyorum. Feyyaz da bilmiyor. Ben Feyyaz'a sordum. O da bana aynısını söyledi. Sana söylersen dedi. Seni öldürmek zorunda kalırım dedi. Bayağı iş bir de prodüksiyon için. Evet, yani bunu ama her zaman kullanabilirsiniz. Eğer birisi size bir şey soruyorsa bunu söylerim ama seni öldürmek zorunda kalırım diyebilirsiniz. Bu güzel bir yöntem. Ama öyle haybeye de kullanmayın. Hakikaten bu gerçekten çok kıymetli. Çok yani Orta Doğu'daki bütün dengeler gerçekten değişir abi. Evet. Bu arada çok özür dilerim biraz uzatıyorum ama senaryonun taslak halini okuduğumda Aziz'e sordum. Dedim böyle hani var mıdır nedir abi dedim. Aziz de bana benzer bir şey söyledi. Abi sakın bunu duymamış olayım. İlişkimizi gözden geçirmek durumunda bırakma beni falan diye. Ben kendi araştırmalarımla bir şeyler buldum. Sağladım. Yani sağlamasını da yaptım. Evet, bu bilgi kimseye verilmez. Evet. Yaşayan hiç kimse de bu bilgi olamaz. O yüzden bence çok da fazla kurcalamayalım artık bundan sonra. Sahibemle derin bir yol ayrılığına girdik. Tekrar barışmamız için ne yapmalıyım? İkkan yardımcı olursa sevinirim demiş. Borcunu öde. Oğlum sahibeyle derin bir yol ayrılığına girilmez ki. O kadar derin değil. Nispeten yüzeysel bir ilişki. Yaşaman lazım. Çıkar ilişkisi ya, ekonomik bir ilişki yani sahibeyle. Abi işle duygusallığı birbirine karıştırmamanızı öneririm Serkan. Sahibenizle de aranıza bir mesafe koymalısınız. Ki o mesafe zaten olmalı. He. Zaten vardı. Hiyerarşi öyle bir mesafe. Dikeyde bir şey var ya sahibeyle aranızda. Haddini aşmış diyebilir miyiz? Tabii burada bir had bilinememesi olmuş. Sahibe tarafından da var bu. Yaşadığım olaylara Gibi replikleriyle tepki veriyorum. Bundan nasıl kurtulurum? Mustafa. Hiç kurtulacak bir şey. Bence de niye kurtuluyorsun ki? Devam. Tabii bundan memnun değilsen Gibi seyretmeye bırakabilirsin. Bence güzel. Teşekkürler Mustafa. Günümüzde insanların birbirini çok kullanmasından dolayı sık sık cookie gibi hissediyorum. Cookie hissetmemek için ne yapmalıyım? Bu kölelik gibi bir de cookie gibi hissediyorum. Bunu. Öyle olmaması için ne yapmalıyım denmiş Emre Önder sanırım. Belki de cookie gibi hissetmek sandığınız kadar kötü bir şey değildir Emre Bey. Niye acaba yani kötü değil mi ya cookie gibi hissetmek, cookie olmak iyi mi? Kötü bir şey olsaydı dünyada bu kadar cookie olmaz herhalde. Evet. Yedi para verip cookie oluyor insan. Doğru, çok doğru, çok doğru. Bir de bu tarafından bakmak lazım yani. Evet. Ne bileyim. Biz hani kendi bulunduğumuz yerden, kendi dünya görüşümüzle şey yapıyoruz. Evet, çok yanlış. Yanlış yani aslında. Evet, Aziz ve Feyyaz da demişti ya hani bu kölelik gerçekten aktif olarak bu işi yapan insanları zedeler acaba miyiz? Yani onlara bir saldırgan tutum gibi görünebilir mi bu bölümdeki bu eleştiri? Çünkü adamlar buna gönül vermiş abi. Çok büyük paralar dönüyor. Kaçıncı sorudaydı? 3 müydü? Kölelikte para var, çok var gerçekten. Bir endüstri yani bu. Evet, sahibe seçerken dikkat etmem gereken kuralların neler olduğunu bilmemek uykularımı kaçırıyor. Mesela Seher Hanım'ı tavsiye eder misiniz demiş Mustafa ELTK. Abi bizim şey vardı ya, bir aramızda gizlilik sözleşmesi imzalanmıştı. Yani sahibe ve köle arasında zaten bu oluyor. O sebeple ben onun hakkında konuşamıyorum. Yani bu devlet memurunun üssü hakkında şey yapıp fikir belirtememesi gibi bir durum. Evet. Ama dikkat edilmesi gereken kurallar... Deneme var mıydı? Deneme deneyebilir belki birkaç günlüğüne gidip. Hani direkt parayı baştan vermek gibi değil de. İşte,
böyle bir. Para meselesi. Yani dikkat edilecek en önemli şey o. Abi kim ne alıyor, kim ne veriyor, kurallar neler, nerede duruluyor falan. Bunların iyice belirlenmesi ve aşikar olması lazım. Yoksa sürpriz oluyor. Ama zaten bir kere de herhalde olmuyordur. Yani neticede bu şey gibi, ayakkabı da hani alırsın ama hemen olmaz ayağına, vurur falan ilk başta hani genelde. Hani o hemen de böyle seçtim sahibi oldu diye bir şey de herhalde yoktur. Yok diye, ama ayakkabı insanın onurunu yaralamaz peki. Ama ayağını yaralamıyor. Aynı şey değil. Ama fiziksel bir, onun da fiziksel bir şiddeti var ama neticede. Şimdi ona kıyasla o... Aynı değil diyorsun, tamam. Merhaba, 6. yılımı bitirip doktor oldum. Derdim şu ki sosyal medya hesaplarımın başına DR nokta koyayım. Adımı her yerde işte DR bilmem ne bilmem ne yaptığım için arkadaşlarım 3 gündür dalga geçiyor. Niye? Demiş. Biriyle tanıştırırken doktor bilmem ne diyorlar. Bana biraz manasız geldi ama şimdi pat diye dönemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bence dönmemelisin bir kere. Devam etsin bir böyle. Bir insan doktorsa doktordur. Evet, DR nokta. Avukatlar ne av yazıyor işte, evet. AV yazıyor. Evet, avcı gibi avukatın aslında biraz avlıyorlar ya, oradan da geliyor bence o. Doktorun yani bir şey yok bence yani. Bu... Bir de insan ulaşamadığıyla dalga geçer ya. Evet. Bak onlar doktor olamamış. Sen 6 yıl okumuşsun, doktor olmuşsun. 6 yıl senin okumuşsun doğal ya. Doğal hakkın. Kesinlikle ya, o kadar acı çekmişsin. Adını bile doktor yapabilirsin mahkeme kararıyla. Bence de ya, doktorluk okumak kolay mı ya? Kolay çok mı? Zor. Çok zor tıp okumak. O yüzden yani gece arıyorlar, 3'te gidiyorlar, 4'te gidiyorlar hastaneye falan. Yani dediğin gibi adını bile doktor yapsan kimse sana bir şey diyemez. Hı. Hak ediyorsun abi, yaz devam et doktor diye devam benim et. Bazen tıp okuyan falan öğrencilerim oluyor. Yani öğrencilerin içinde geliyor. İşte hocam bir şey soracağım. Şöyle. Tabii tabii. Öyle. Aslında ben sana bir şey soracağım. Evet. Çok kıymetli meslek. Kesinlikle çok kıymetli meslek. Hiç. Bence DR yerine büyük harflerle doktor bile yazılabilir. Yani. Arkadaşlığını değiştir ya da. Bu benim de derdim ya. Valla. Bazı insanlar yer zaman fark etmeden kafayı koyar koymaz uyuyorlar. Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor ya? Dert ettim. Bir gün ben de uyuyayım dedim. Annemin gününün ortasında kısırlar arasında uyumaya çalıştım. Bu deneyim için en yanlış yeri seçmişim abi. Bu da hayatımın overrated kısımlarından, durumlarından biri mi? Teşekkürler, saygılar demiş. Ben uyurum, her türlü uyuyorum. Otobüste de uyuyorum. Beni tutuyor galiba bunlar. Ama böyle mide bulantısı şeklinde tutmuyor da uykumu getiriyor herhalde bu tip araçlar. Hmm. Çok rahat uyuyorum ben. Ama yatak yani evde duruyorken kafayı koyar koymaz uyuyor muyum? Uykum geldiğinde yatıyorum ve uyuyorum. Uykum gelmeden yattığım zaman uyuyamam ben de tabii. İşte benim de öyle bir sorunum var. Benim uykum da gelmiyor. Hmm. Ya makul bir sürede gelmiyor işte. Ankara'ya gittiğimizde de 4 saat uyudum, Ankara'ya gittim. O gün işte yorulduk ettik. Sonra gece yattım otelde 4 saat durdum. Sabah 5.30'da uyudum. 7'de uyandım, trene bindim falan. Korkunç bir gündü. Uyuyamıyorum ben de ya. Bazı insanlar gerçekten şey gibi, lütuf gibi bu. Aslında... Sen aslında evet, bir sana Allah lütufta bulunmuş. Otobüste falan ama uyuyabiliyorsun. Ama şey gibi bir yandan da. Sağ ol, teşekkür ederim ama ben... Rica ederim. 4,5 milyar insanda falan bu lütuf var ama yani genel olarak aslında. Bilmiyorum, ben hiç görmedim. Nadiren oluyor genelde benim gibi herkes. Allah Allah. Etrafımdakiler. Öyle mi? Bir de abi, çok şükür ya. Kadınlar günü de hani gerçekten en yanlış yermiş bu deneyimi yaşamak için. Evet evet orada. Gerçi ama şöyle ben gürültüde uyuyorum bu arada. Ben de onu diyecektim. Çocukken mesela ben uyurdum abi. Kadınlar günü falan evet, gibi evet. Ya da misafir gelmiş, biz misafirliğe gitmiş. Çok güzel ninni gibi gelirdi onlar falan. Ama büyüdükçe bu yetimi kaybı. Büyüdükçe kirleniyoruz. Abi. Ben aşırı kirliyim mesela ben yani şu anda. Direkt uyuyorum çünkü yani. Hani. Seste de uyuyorum, sessizlikte de uyuyorum. Güzel bir şey hakikaten. İnşallah sen de uyuyabilirsin. Papatya çayı iç, melisa çayı iç. En kötü. Onlar uyku getiriyormuş. Hiçbir şey yaramıyor abi. Ben demlik içiyorum, hiçbir şey olmuyor. Bir ara bira falan içeyim hani uyku getirir dediler. Alkolik oluyordum. Pasiflora dene dediler. Şişeyle içtim de cin gibi oturuyorum bir de sabaha kadar. Ben mesela kahve içeyim bir saat evvel yine de uyurum. Ben de böyle bir adamım, ne yapayım yani? Kıvanç ve Kürşat selamlar demişler. 27 yaşındayım. Kendimi bildim bileli arkadaşlarıma, ailemi ve çevremdekileri çok güldüren, eğlendiren birisiyim. Ama tanımadığım bir ortama girince kimse bana gülmüyor. Bu yüzden hiç komedyen olmaya niyetlenemedim. Sizce ben gerçekten komik değil miyim? Bunu nasıl anlayabilirim? Çok ağır. Üzücü bir durum. Tanımadığın bir ortamda kimse sana gülmüyorsa ve sen de insanları güldüren biri olmak istiyorsan tanımadığın birinin olduğu ortama girmeyeceksin aslında. Bu kadar basit. Eşe dosta yapabilirsin gösterini. Bilet bile satabilirsin. Bir de tanımadığın ortama nasıl girdiğinle de alakalı. Belki de sinirli mi giriyorsun tanımadığın ortama? Çok gülünecek bir şey yapmıyorsun belki de yani tanımadığın belki ortamda. Belki de güldürme hani o performans kaygısıyla daha da gergin birine dönüşüyorsun. Dolayısıyla sen kendinden kaybediyorsun aslında. Kendimiz olmalıyız bence her ortamda. Yani aile içinde de kendimiz olmalıyız.
bence. Ne kadar güzel söyledin ya. Başka yemek yok. Hani bir şeyler yapmak kaygısıyla bir şeyler yapmaya çalıştığın zaman insanlar da o ters tepebilir diye düşünüyorum. Peki, ben. Peki sorunun yani asıl cevaplanması gereken kısmı bence. Sizce ben gerçekten komik değil miyim? Bunu nasıl anlayabilirim? Nasıl anlayabilirim? Ya bunu nasıl anlayabilir biliyor musun? Bunu hiçbir zaman anlayamayacaksın. Az önce modadan bahsettik ya. Evet. Mizaç kişilik özelliği, beceriler de aslında insanın kendine yakıştırdığıdır. Sen kendini komik buluyorsan bence bu yeterli, bir başkası tarafından onaylanmaya ihtiyaç duymamalısın. Kişisel gelişimciler böyle böyle dünyanın parasını kazanıyor. Evet abi, önemli olan sensin, sensin yani. Gülen insanlar da varsa etrafında gülen insanlarla takıl. Boş ver yani. Bir de Yılmaz'ın dediği gibi hani yeter ki o bizim güzel gülüşlerimiz, kahkahalarımız eksik olmasın. Aynen, her şey ya. Hallolur. Bir de her yerde komedyen olmaya gerek yok ki. Burada komiksen burada komedyen ol diye bir şey, o da olabilir yani. Çok da şey yapmaya gerek yok bence. Benim karşılaştığım kadınlar genelde haksız oluyor. Ben de İlkan gibi kıymetli kadınlarla karşılaşmak istiyorum. Ne yapmalıyım? O kadınları nereden bulabilirim? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İlkan gibi kıymetli kadınlarla karşılaşmak istiyorum demiş ya. Kıymetsiz kadın yoktur. Evet, her kadın kıymetlidir. Bütün kadınlar çok kıymetlidir. Yeter ki sizin baktığınız yer, işte İlkan'ın baktığı yer gibi olsun. Mesela İlkan muhtemelen bir kadınla tanıştı, ona hak verdi ve hayatı çok daha konforlu hale geldi muhtemelen. Ondan sonra bütün kadınlara hak vermeye ve onları çok kıymetli bir yere koymaya başladı. İlkan etrafındaki erkekler de yani Yılmaz ve Ersoy olduğu için aslında onun etkisi olabilir yani. Herhangi bir kadın gördüğünde zaten hak veresi geliyordur yani. Çok daha sağduyulu, çok daha akıllı insanlar çünkü kadınlar bizim gibi evreninde. Evet, ha, dizinin dünyasında da öyle zaten. Hani o kadınları nereden bulabilirim? Bir de o kadınlar gelir seni bulur abi. Yeter ki sen işte onlara hak vermeye ve kıymetli hissettirmeye hazır ol diye düşünüyorum. Evet, her zaman hazırlıklı ol buna. Gelecekler. Ben sizin yüzünüzden diziyi izlemeye başladığımdan beri yakın çevreme ahmak ve tamam abi sıkıntı yok programınıza uyarım diyerek geziyorum. Bendeki bu tahribatı engellemek için tavsiyeleriniz nedir? Öncelikle duymamış olayım. Bundan tahribat diye bahsetmeniz gerçekten beni biraz yaraladı. Ben de yaralandım. Yani niye öyle oldu ya? Tamam abi sıkıntı yok programınıza uyarım. Kötü bir şey mi bu? Çok güzel bir şey. Hatta Yalvaç kullanmıştı ve sen onu yani Ersoy takdir etmişti. Takdir etmişti evet. Çünkü uyumculuk yani aslında konformizm denen şey oluyor ters bir yerden sanırım ama. Uyumculuk. Uyar oldu ya da Anadolu'da öyle. Ben uyar olduyum. Yani bu güzel bir şey bence yani ortamdaki o huzuru sağlayan en önemli etkenlerden evet. Bir tanesidir aslında uyum sağlamak. Kendinden ne kadar şey yapıyorsun. Ödün veriyorsun. Ödün veriyorsun önemli. Evet işte sen kendine ödün verdiğini düşünüyorsan zaten tahribat yarattığına göre de öyle düşünüyor. Evet. Uyumuyorum de o zaman. Karşı çık. Evet. Bir de ahmak deme insanlar hak etmiyorsa. Evet. Ahmak hak edene söylenir. Ve çok güzel ahmak. Günümüzde demek, pek duymayız. Aptal de demek değil mi? Salak demek aslında. Evet. Fonetik olarak çok güzel. Ahmak. Bir fiil gibi yani. Bir de hani mastarlı gibi ya. Ahmak. Belki de oradan geliyordur yani. Tabii kesin oradan geliyordur diye düşünüyorum. Umarız dertlerinize derman olabilmişizdir. Ki kesinlikle olmuşuzdur. Olabilir. Bir de yani şöyle bir şey var. Derdini söylemeyen derman bulamazdı. Derdinizi söylediniz. Biz de inşallah derman bulduk. Yani Kıvanç bulur dert. Biz Kıvanç'ı zaten kendi aramızda hep dermancı deriz ona. Derman bir terminolojide başka bir anlama geliyor. Dermancı deyince torbacı demiş oluyorsun sanki bana ama. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.